Teşekkür ederim. Evet, iyi giden bir Galatasaray var. İyi başladık. Açıkçası zorlu da bir haftaydı. Bir zorlu haftaya daha girdik. Bugün Perşembe ve Pazar tekrar üçlü bir haftaya girmiştik. İlk ayağını geçtik Allah'a şükür dışarıda. Bugün oyundan çok memnunum. Mücadeleden çok memnunum. Dolayısıyla oyuncularımı kutluyorum. Oyunun her anında herhalde televizyon başındaki hiçbir Galatasaraylı kaybetme hissini yaşamadı. Bu keyif veren oyunu ve her gün üzerine koyarak devam edeceğimize inandığım bu oyunu Galatasaraylıların özlediğini biliyorum. Onları da mutlu olduğunu şu anda görür gibiyim. Bundan da son derece zevk alıyorum açıkçası ben de. Her maçımız birbirinden daha zor olacak ama biz büyük ihtimalle üstüne koyarak gideceğiz diye düşünüyorum. Çünkü o atmosferi gerek sahanın dışında gerek sahanın içinde yakaladığımız inancını taşıyorum. Gerek fizik olarak gerek teknik olarak gerek taktiksel manada oyuncularımızın tamamen ne istediğimizi artık neredeyse ezbere hale geldiğini düşünüyorum. O yüzden bugün daha farklı da olabilirdi. Bugünkü oyunun zevkli de bir maç oldu. Bu maçın böyle olmasında en büyük sebep de bana göre az düdük çalan, sonuçtan bağımsız olarak söylüyorum. Kazanmış bir adam gibi değil. Tam tersi zaman zaman bazı şeyleri eğer tenkit ediyorsak bazı takdirleri de etmek zorundayız. Hakeme de buradan teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir maç yönettiği için ekibiyle beraber. Tabii biz pandemi öncesi müthiş bir oynarken birdenbire pandemi ve başımıza gelenler malum. Ama bu sene iyi başladık. İyi devam ediyoruz inşallah. Üzerine koyarak da devam edeceğiz. Geçen sene daha da kötüsü sanki genç takımla gittik biz Avusturya'daki sezon başı kampına. Bu sene kampımızı Florya'da yaptık. Akşamları kendi evlerine göndererek çok da rahat ettik. Çünkü bir iki oyuncumuzun haricinde herkes hep beraberdi. Onun için fizik kalitelerini belirli bir noktaya çekme yönünde çok da sıkıntı çekmedik. Ve oynama düzenimizi anlatırken de o idmanlarda da hep beraber olmamız bizim için önemliydi geçen seneyi düşündüğümüzde. 11-12 kişi yoktu geçen sene. Evet, her maç zorlu. Bu hafta işte önce Hajduk, arkadan Fenerbahçe'yi oynayacağız. Yapılan transferler derken tabii her zaman kafanızdakiyle, gönlünüzdekiyle gerçekler aynı olmuyor. Yani geçenlerde de söyledim. Ama uğraşıyoruz. Geçen konuşmamda da söyledim. Olursa bazı düşüncelerimiz iyi olur. Çünkü bugün dünyadaki her kulüp sıkıntıda. Türkiye'de sıkıntıda olmayan ekonomik olarak herhangi bir kulüp yok. Galatasaray da bundan etkilenecek doğal olarak. Zaten geldiğimden beri benim sıkıntı var. Sattığınız kadar alıyorsunuz. Aldığınız kadar gibi bir sürü cezalarla uğraşıyoruz. Böyle baktığımızda benim karalar bağlayacak halim yok. Ne varsa, nasıl varsa onları en iyi şekilde hazırlamak benim görevim. Bir ve iki numaralarımız gayet iyi gidiyorlar. Bazı oyuncularımız daha hazır olacak. Çünkü şöyle baktığımızda Hollanda oynamadı. Beyaz Lig 5-6 aydır Babel yok. Cagde 11 aydır, 10 aydır oynanmıyor. Böyle baktığımızda da burada sıkıntılar var. Onları da yavaş yavaş bir yandan hazırlıyoruz işte. Bir devre Avrupa maçında veya burada 20 dakika, yarım saat derken burayı kayıpsız geçersek Allah'a şükür daha da iyi bir seviyeye geleceğiz fizik olarak. Onun için alamadık düşüncelerimizi, listelerimiz belki olmadı ama en iyisini yapmak için yine hep uğraştıklarını herkesin görüyorum. O yüzden bir şey diyecek halim yok.
Kendi içimizde biz onları konuşuyoruz. Bu tip konuların, özellikle transfer konularının kamuoyundan paylaşılmasından yana değilim. Bir sıkıntımız varsa kendi içimizde çözeriz. Ama nasıl olursa olsun, gördüğünüz gibi biz bu yarışın en iyi, en önemli takipçilerinden biriyiz. İyi başladık, evet, iyi oynuyoruz. Mücadele ediyoruz. Daha doğrusu televizyonun başında Fatih Terim'in takımını görmek isteyen Galatasaraylıların mutluluğunu hissedebiliyorum yavaş yavaş. Onların keyif alması bizim için çok önemli. Ben de keyif alıyorum kenardan, bu mücadeleden ve bu oyundan. Muhakkak ki hatalarımız var. Tam manasıyla hazır da değiliz. Veya dört dörtlük de oynamadığımız zamanlar var ama sezon başına bakacak olursak, bazı mevkilerde yaptığımız değişiklikleri görecek olursak veya düşünecek olursak, sonuçlara da baktığımızda Galatasaray'ın hanesine artıyı ve iyi şeyleri yazabiliriz ve söyleyebiliriz. Sezon sonuna kadar, herhalde ocağa kadar demek istedi arkadaşımız. Çünkü ocakta tekrar bir hamle şansımız var. Ayrıca da daha net bir 10 günümüz var 5 Ekim'e kadar. Neler olur, neler biter bilmiyorum ama futbolun dinamizmi içerisinde her dakika her şey olabileceği gerçeğini unutmamak lazım. Değişimler olabilir, gidişler olabilir, gelişler olabilir. Bir önce bir 5 Ekim'i bulalım ama oldu oldu. Olmadı, mevcut kadromuzda ocağa kadar en azından gideceğiz. Arkadaşlarımın çünkü özverisinden, çalışmasından, fedakarlığından, saha içindeki taktik anlayışını neredeyse en ince ayrıntısına kadar uygulama isteklerinden son derece memnun. 3-3 yaptık. İyi de oynuyoruz. Daha çok pozisyonlar buluyoruz. Yani baktığımızda ilk Antep maçından başlayarak Nefçi ve Başakşehir maçlarında skor belki 8 gol attık ama bu en az 2 misli de olabilirdi. 3 maç için söylüyorum. Bu yandan fazla pozisyona girmek beni çok mutlu ediyor. Keyif alan, keyif veren bir futbol benim her zaman zaten tarzım oldu, tavrım oldu. Bu sene yavaş yavaş baskılarımızı biraz daha önde, biraz daha bir tek blok halinde yapmaya başladık. Bundan memnunum. Pas yüzdesini belki biraz azalttık ama öne ve derine, dikine oynamayı biraz daha fazla kullanır olduk. Onun için bundan dolayı memnunum. Daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Taylan, evet, Ömer gibi her sene böyle bir tane mecburen, bazen krizler fırsata dönüşürse kriz olmaktan çıkıyor tabii, avantaj gibi oluyor. Sanki çok uzun yıllardır Taylan'da 6 numara oynuyor gibi, 8 numara oynuyor gibi oynuyor. Allah nazar vermesin. Çok da iyi oynuyor. Her geçen gün daha da aşama yapacak, bundan emin olabilirsiniz. O karakterde, o yetenekte bir çocuk. 10 numaraydı. Veya atıştık. Orada pek koşmayan, pek mücadele etmeyen, sadece top gelince oynayan bir Taylan'dan bugün dünyanın kabul ettiği, artık futbolun evrildiği noktada modern bir 6 numara gibi oynuyor. Ki onu sahanın içinde ben gezdiriyorum da bazen. Başka yerlerde de oynayabilir. O tip oyuncuların çoğalmasını istiyorum Galatasaray'da. Belanda'ya gelince o da bugün gayet iyi mücadele etti diğer arkadaşları gibi. Belanda'nın zaten daha önce de goller atması lazım o yeteneğine
göre ama şutu az kullanan bir oyuncu. Bugün neyse söyleye söyleye o şutu attırdık ona. O da bugün iyiydi ama Marcao'dan kalecimize, oradan sol açımıza sorun girene kadar herkes iyiydi. İnşallah böyle devam ederiz. Futboldaki istatistikler maalesef hiç bitmiyor. Orada kazanamıyorsunuz, kazanıyorsunuz, bu tarafa geliyor. İnşallah bu galibiyet serimizi önce Perşembe, önümüzdeki en önemli maç o. Nefçili'den daha iyi bir rakiple oynayacağız. Dikkat etmemiz gerekiyor. Onu geçelim ama hafta sonu da inşallah Ali Sami Yen'de bu kazanma alışkanlığımıza inşallah devam ederiz. Teşekkür ederim.